kitap ve hikmetle tafdil edilmiş bir ümmetiz. Nebilerin tarih boyunca taşıdığı meşale, beraberimizdeki musaddık olarak gelen Resul-i Ekrem'e intikal edecek olan mukaddes davaya nusret içindi. Nebiler ve ashabından alınan büyük misak. İnsanların fevç fevç Allah'ın dinine girdikleri gün, Resul'ün tebliğine tanıklık aldığı nusret ve fetih işte buydu. Şehadet etti Allah bu misaka ve tanıklık istedi onlardan. Biz de bu Muhammed'i çağın salat edenleriyiz. Allah'ın dininden gayrı aradığımız bir din yoktur. İbrahim hanedanlığının Musa ve İsa zirveleriyle bize intikal eden din. Dini İslam. Ve biz onun Müslümleriyiz. Semavat ve arzın bile teslim olduğu bu makamdan yüz çeviren fasıkların vay haline. Rabbinden apaçık beyinelerle gelen elçinin hak oluşuna tanıklıktan sonra çark eden zalimler elbette yoldan çıkmışlardır. Rablerinden bir salavat yerine Allah'ın, insanların ve meleklerin lanetini hak ederler. İmandan sonra küfre dönmek ne acı. Küfürde yürüyenler ve öylece ölenler için arz dolusu altınlar olsa ne fayda. Kabul olmayacak bir fidyedir bunlar. Nusret görmeyeceklerdir onlar. Bir yanda dünya hayatı, diğer yanda içinden ırmaklar geçen muhallet cennetler. Kur'an belki yüzlerce kez yaptığı bu karşılaştırmayı burada yine kendi seçtikleri üzerinden yapar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Altı kategori seçilmiştir dünya hayatından. Ardından sergilenir Rablerin indinde olanlar. Hepsinden öte Allah'tan bir rıdvan. Zinetlenme pasif fiil şeklinde yer alır ayette. Tutku, cenneti kaybettirecek dozajda kişiyi esir almışsa, fail şeytan, fiil tuğyandır.
meşru yararlanma sınırları içindeki bir sevgi ise bu, Allah'tan dünya hasenesidir, güzelliğidir. Ama hiç kuşkusuz muttakiler için ahiret en hayırlısı, cennet en güzelidir. Ünsiyet için insana bahşedilen Nisa ve Semeresi, kadınlar ve oğullar bu hayatın metaı içinde ilk sıraya yerleştirilir. Bu haliyle dünyadaki Nisa, kadın cennet tasvirinde mutahhar eşlere dönüşü verir. Nisa, eş kavramında içine alan bir genişlikte genel bir cazibeye konuyken, ezvaç olarak addedilen çoğul kelime ise sabirin, sadıkın, kanitin, münfikın, seherlerde müstafirin olan kulların erkeğini de dişisini de içine almaktadır. Basir olan Allah hepsini görmektedir. İnananlar da basir olan Allah'ın bahşettiği basirete sahipler. Onlar müttakilerdir. İttika, takva, zinete aldanmama bilincidir zira. Ateşle azaptan korunmuştur. Zinetlerin taşkınlığından korunanlar. Altın ile gümüşün kantarlarcasına sahip olma tutkusu. Ateşin en sevdiği konuklar gibi bunlar, infak edenler, tasaddut edenler, bu konuda sebat edenler, samimi ve ihlaslı kullar başka tabi. Gani olan yalnızca Allah'tır. Takva ile uzun Mekke yıllarında arındırmış olan muhacirler, birinci cüzün girişinde bu tabii halleriyle resmedilmişlerdi. Namazı kılanlar, kendilerine verilen rızıktan infak edenler. Yesrib'in yerleşik halkı olan Ensar ve onlara katılan muhacirlerle birleşen yeni bir ümmet tarih sahnesine çıkmakta. Allah'ın diniyle yerleştikleri Medine'de yepyeni bir medeniyetin temellerini atmaktadırlar. Yalnızca bu bilinç temeli üzerinde yükseltilen infak ekonomisi istifin tersine her birinde 100 tane bulunan 7 başaklı bir bereket içerir. Muhtaç olana vermeyip servet üstüne servet yağan ya da verir gibi yapıp başka kanallardan tekrar kendine döndürenlerin asla idrak ve sirayet edemeyeceği bir yapı. Peşinden eziyet ve mihnetin gelmediği bir paylaşım. Bütün bir ömür boyunca elde edilen kazanımların bir gecede heba oluşuna tanık olanın yıkımı gibi bir akibetten uzak kalınacak bir infak. Kazandıklarının beğenilmeyen ve az olan tarafından değil, en güzelinden ve en fazlasından yapılan bir infak. Münevver Medine'nin bu asil davasının üzerine çöreklenen şeytanın tek silahı ise fakirlikle korkutmaktır. Yalnız ve yalnız Allah'ın gani olduğunun bilincindeki bu fukara için fahşaya ve münkere çağıran bu sesin hiçbir etkisi olamaz. O fukara ki Allah'ın ihsanı ve keremine koşan, gani olanın verdiği rızkı paylaşma ahlakıyla donanmış kimselerdir. Verilen sana döner. Ama kaçırılansa senden kaçar. Çünkü onlar aziz ve hakim olan Allah'a iman etmiş, her dem ona itaat ve ibadet etmektedirler. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. İşte teslim olmaya davet edildiğimiz din-i İslam'ın bu büyük virdi. İşte bu bağlam içinde zikrediliyor. Yalnızca onu ilah edinmenin dünya sevgisiyle olan imtihandaki özel yönü olanca açıklığıyla somutlaşıyor. Önce tebliğ ettiğine ilk kendisi iman eden Resul'dür. Sonra müminler. Buna ilk tanıklık eden ise Alimul Gayb ve Şehade olan Allah. Sonra Melaike. Yaratılış kıssasındaki sıralamaya paralel olarak sonra şehadet sırası insana geliyor. Ama ilim sahibi olan insana. Din-i İslam, ilim sahibi olan insana böyle tevdi edilmişti. Kendisine kitap verilenler ise
bu ilme ulaşmışken aralarındaki bağ nedeniyle ihtilaf ediyor, İslam'a nail olma, onu bağlanmayı, onu korumayı gerektirir. Onun üzerinde hüccetleşmeye kalkışanlar, karşılarında bu duruş sahiplerini göreceklerdir. Resul, kendisine tabi olanlarla birlikte teveccühlerinin Allah'a olduğunu, ona teslim olduklarını söyleyecektir kitap ehline. Yüzlerinin razı olunan bir kıbleye döndürülmesinin anlamı budur. Teslim olan ihtida etmiştir. Artık bela gerçekleşmiştir. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil kıstı. La ilahe illa huvel azizul hakim. İnne d-dîne 'indallâhil İslam ve mâ ihtelefellezîne ûtul kitâbe illâ min ba'di mâ câ'ahumul 'ilmu baghyan beynehum. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. İman edenlerin velisi Allah, küfredenlerin kisi ise tağut. Allah'ın vahiy ile tenvir ettiği Medine'de ikrah, zorlama yoktur kimseye. Tebyin vardır, beyinat vardır. Rüşt ve gay apaçık belirginleşmiştir zira. Şeytanın ikva ve ilkasının peşine takılanlar tuğyan heykelinde gölgelik bulurlar ancak. Tenvir, tezlime, zulümata dönüşür böyleleri için. Ateşimizi ebed kılma ya Rab. Ebed bizimdir. Birinci cüzde bahsedilen Hazreti Musa'dan sonra İkinci cüzdada geçen Hazreti İsa'nın tebliği ile tanıştırılırız üçüncü cüzde. Ruhul Kudüs ile teyit edilen Meryem oğlu İsa, Medine'nin vahyinin başından beri kıssası edilen İshak oğlana ait Risalet tarihinin taçlandığı noktadır. Sureye isim olan İmran ailesinin kıssası, yani ahidin unuttuğu, atladığı çok önemli kıssalardan biri. Ataları İbrahim'in toprakları olan Kudüs'e Talut'la beraber girişlerinin anlatılmasının ardına yerleştirilir. Mesih diye bekledikleri ve fakat sonra çoğunun onun mesajına sırt çevirerek onu ölü yerine koymaya kalkıştıkları İsa Nebi'nin namı. Çamura batmış İsrailoğullarına yeniden Allah'tan bir ruh üfleyebilmekti Hazreti İsa'nın bütün çabası. Her ikisi de Hazreti İbrahim soyundan birer zirvedir ve her ikisi de zirvelerin zirvesi Hazreti Muhammed'in müjdecisidir. İbrahim Nebi'nin oğlu İsmail ile temelli haceri koydukları Kabe'nin tarihsel misyon izlerini 3. cüzde de sürüyoruz. Temiz zürriyeti İshak'ın çocukları içinden seçilmiş adil imamlar vasıtasıyla Hazreti İsa'ya dek her dönem meyvesini vermiştir. Doğuş hikayesini yine bu cüz içinde okuduğumuz Hazreti Meryem'in manevi oğlu Ahmet'i müjdelemiştir.
Ama üzerinden geçen yüzyıllara rağmen kainatın fahrı henüz teşrif etmemiştir. Hala Nebi Muhterem'in zuhurun işaretleriyle dolsa da yeryüzü, gelmemiştir o. Allah'ın zalimler benim ahdime eremez deyişinden sezmiştir İbrahim. Zürriyetini bile kuşatabilecek o büyük ölümü. Allah bir işaret verdi Hazreti İbrahim'e. Kuşlarla kuşçu arasındaki alakayı işaretledi. Kuşlar tekrar döndüler Mekke'ye. Hazreti İbrahim'in temiz zürriyeti, Hazreti İsmail'in çocukları içinden seçilmiş, adil imamlar vasıtasıyla, her yüzyıllık bir periyodun ardından gelen bir tecdit ile hayata döndü. Yaşanan fetret devrinde Rablerinin kendilerini terk etmediğine inanan ümmet, dünyanın kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından, her bir dağın tepesinden hayat bulmak için özgürlük evine uçmaya hazırlanacaklar. Allah, Hazreti İsmail'in zürriyetinden yeni bir peygamber seçti. Resul-i Ekrem, kıyamet gününe kadar sürecek köklü imameti tetikledi. Allah'ın semavattaki melekutunun arzdaki açılımı olan kitabın ve Resul'ün ortak tebliğine inancı haykırdı. Atların ancak Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi için koşturulduğu yere ev sahipliği yapan Kudüs, Mekke, Medine hattı. Vasat ümmetin vus'atına ve vasıtalarına tahmil olunan emaneti bize taşıdığı medeniyet. Şimdi dört bir tarafa uçuşun ey İbrahim'in kuşları. Dört bir tarafı aydınlatın ey Musa'nın avuçları. Dört bir başı mamur edin ey İsa'nın kuzuları. Sen de bu saniyeleri ölümsüz karelerinle resmet ey Hüddüt. Rabbena la tuâhidnâ in nesînâ ev ahtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezine min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin.